Değerli arkadaşım merhaba. Bugün Fibonacci'nin kalan kısmını anlatacağız. Extension ve Inversion konularına bakacağız. Önce bunları kısaca bir izah edeceğim. Kısaca diyorum ama benim kısalarım genelde uzun oluyor. Etraflıca anlatmak istiyorum çünkü. Akabinde örneklerle birlikte retracement'ı, düzeltmeleri de işin içine katacağız. Fibonacci'nin 3 ayrı bölgesinin dersini tamamlamış olacağız. Düzeltmeler, trend eğer devam ediyorsa bir önceki dalga boyuna göre nerelere gidebilir? Buna extension diyeceğiz. Ve trend tersine hareket devam ederse bu sefer de trendin tersine acaba nerelere kadar gidebilir? Bunlara da inversion diyeceğiz. Bunların Türkçe isimlerini kullansan iyi olur hocam diye yorumlar gelmiş. Türkçe'ye nasıl çevirirler bilmiyorum. Bunları birer sembol gibi düşünmek lazım. Bunları birer anahtar gibi düşünmek lazım. Anahtar kelime gibi. Ben extension ve inversion demeye devam edeyim. Siz kafanıza göre onları Türkçeleştirirsiniz. Dilerseniz direkt konuya geçelim, başlayalım. Saat de epey geç oldu. Bir an önce çekelim, bitirelim videomuzu. Hadi bakalım. Bir önceki derste düzeltmeleri anlattık. Retracement'ı anlatmıştık. Ne demiştik buna? Düzeltme hareketleridir. İmpulsif hareketlerin içerisinde trende yön vermeyen, trend tersine gerçekleşen hareketlerin nerelere kadar gidebileceğini dalga analizinde ölçmemize yarar demiştik. Ve hemen ekranımıza bir hareket çizmiştik. Bu bir impulsif hareket olsun demiştik. Fibonacci'mizi tutup hareketin başladığı yerden bittiği yere kadar çekip bırakmıştık. Tabii ben Fibonacci ayarlarımı değiştirmişim yine. Onları hemen eski haline bir çevirelim. Konuları işledikçe bu seviyeleri buraya dahil edeceğim. İmpulsun başladığı yere tıklayıp bittiği yere tıkladıktan sonra ortaya çıkan seviyelerim benim düzeltme seviyelerimdi. Neydi bunlar? 382, 05, 618, 786 ve 886 ve 1 seviyesini de düzeltmelere dahil ediyorduk. Çünkü 1 seviyesine kadar sarkan bir hareket eğer 1 seviyesini kırmıyorsa trende çevirmiyordu. Dolayısıyla bu da bir düzeltme seviyesidir. Dikkat edersek olaya hep trend temelli bakıyoruz. Burada lower low, lower close bir dönüş emaresi gördüğümüz anda Fibonacci'mizi çiziyorduk ve şu seviyelerin bize yükselen hareketlerde destek olarak çalışmasını bekliyorduk. O seviyeleri de şu şekilde hemen ben bir dikdörtgen içerisine alıyordum. Diyordum ki bu dikdörtgenin içerisinden bu fiyat tepki alıp dönecek. Tabii çok büyük bir alan. Retracement videosunun altına yorumlar gelmiş. Hocam peki buradan nasıl trade edeceğiz diye. Bu konuyla ilgili benim video çekmem lazım. Çünkü her anlattığım tool'la ilgili hemen bir nasıl trade edeceğiz peki? 382'den bir işleme girelim gibi yaklaşımlar var. Açıkçası bu seviyeleri sadece böyle Fibonacci ölçerek hadi ben işleme gireceğim demek birazcık hovardalık olur. Yani Fibonacci bizim kullanacağımız araçlardan sadece bir tanesi. Grafiğimize formasyonlar ekleyeceğiz. Formasyonları ekledikten sonra belki formasyonları bulurken bu Fibonacci seviyelerini kullanacağız. Belki formasyonları bulduktan sonra bir önceki dalgayı ölçerek dalga analizi yapacağız ve diyeceğiz ki benim formasyonlarım şu seviyede oluşuyordu ve o seviyede Fibonacci'nin 618 seviyesine denk geliyor. O da bir destek seviyesidir. Bu harekete destek olmak isteyecektir. Yani kısaca işin özü cross analiz yaparken kullanacağımız alet edevatları tek tek anlatmaya gayret ediyorum. Fibonacci bunlardan bir tanesi. Düzeltme seviyeleri bunlardan bir tanesi. Az sonra anlatacağım extension ve inversion seviyeleri bunlardan birer tanesi. Bunu da böylece bir ufak izah ettikten sonra yolumuzda extension ile devam edelim. Bu düzeltmemiz gelip hareketimiz 382'ye değdikten sonra destek olmasını bekliyoruz ve fiyatın yukarı devam etmesini bekliyoruz. Ve varsayalım beklentimiz gerçekleşti. Bu fiyat yukarıya gitti. Acaba nereler direnç olarak çalışacak? Burada bize ipucu verecek olgulardan bir tanesi Fibonacci'nin extension seviyeleridir. Bu çektiğimiz Fibonacci'yi hiç değiştirmiyoruz. Hemen extension seviyelerini buradan düzenleye tıklayarak eklemeye başlıyorum. Şimdi çoğu insanın kafası karışıyor. Yukarı gidiyorsa neden değerler eksi diye. Çünkü Fibonacci ilk tıkladığımız yeri 1, ikinci tıkladığımız yeri 0 olarak numaralandırır TradingView. Dolayısıyla 0'ın üzerinde çıkacak değerleri de eksi olarak gösterir bize. -272, -414 ve -618 bizim extension seviyelerimizdir ve biz buna bir de -1'i de dahil ediyoruz. Başka formasyonların hedefleri olarak da dönüş bölgeleri olarak da -1 seviyesini ileride kullanacağız. Örneğin çift tepenin ya da çift dibin hedefi diyeceğiz ki -1 seviyesidir. Bunlar bizim için önemli olacak. O yüzden grafiğimizde Fibonacci ayarlarımızda bulunması faydamıza olacaktır. Alelade çizdiğim şu direnç olarak çalışmasını bekliyoruz.
tıklıyoruz diyeceğim. Dikdörtgeni de şu şekilde hemen bir update ediyorum. Fibonacci'mi de uzatıyorum ve hemen extension'ın tanımını yapmaya geçiyorum. İmpulsif bir hareket düzeltmesini tamamladıktan sonra acaba nerelere kadar gider sorusunun cevabını bize extension seviyeleri verir. Garanti midir? Değildir. Yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Teknik analizde hiçbir şey garanti değildir. Hiçbir şey kesin olacak değildir. Bunların hepsi birer öngörü. Peki bu seviyelerimiz neler? Az önce Fibonacci'mi eklerken gördünüz. Eksi 0.272, eksi 0.414 ve eksi 0.618 seviyeleri Fibonacci extension seviyeleridir. Ekranıma yazarken de şöyle yazdım. Devam ederse nereye soru işareti dedim. Yani bu impulsif hareketin düzeltmesini yaptıktan sonra trend yönüne hareket devam ederse nereye kadar gider acaba'nın cevabını bize ipucu olarak verir. Kesinlik yoktur. Fibonacci extension seviyeleri düzeltme boyundan, yani şu beyaz hareketin boyundan bağımsızdır. Bu hareket ister 382'den dönsün, ister 0.5'ten dönsün, yukarıya gitsin. Extension seviyeleri değişmez. İsterse 618'e kadar sarksın düzeltme, beyaz hareketten bahsediyorum. Ondan sonra trend yönüne devam etsin. Extension seviyeleri değişmez. Çünkü dikkat edecek olursan biz Fibonacci'yi bir önceki dalgaya çektik. Bir önceki impulsif harekete, bir önceki itki hareketi çektik Fibonacci'yi. Başladığı yerden bittiği yere çektik. Düzeltme boyunu herhangi bir şekilde Fibonacci'mize istesek de dahil edemedik. İleride göreceğimiz trend temelli Fibonacci'de işler değişecek elbette. Ama bu bugünün konusu değil. Extension seviyelerinin düzeltme boyundan bağımsız olduğunu aklımıza yazmamız gerekiyor. Düzeltme hareketi isterse 886'ya kadar gelsin. Dikkat edin, yukarıda Fibonacci'm hiç değişmiyor. Seviyelerim hiç değişmiyor. Seviyelerim aynı. Bizim hareketimiz 618'den dönmüş olsun. Fiyatın ilk önce 272'de bir dirençle karşılaşmasını bekleyeceğiz. Orası kırılırsa 414, orası kırılırsa 618. Trend güçlüyse bu -1'e kadar da gittiği oluyor. Şu seviyeleri aklımıza yazalım. Bir de düşen harekette çizelim hemen. Düşen bir hareketim var. Akabinde düzeltme yapmaya başladı. Hemen Fibonacci'mizi impulsif hareketin başladığı yere tıkladık ve bitti yere tıklayarak Fibonacci'mizi çektik. Ne bekliyoruz burada? Şu alanın bize direnç göstermesini bekliyoruz. Neden? Çünkü bu alan şu impulsif hareketin düzeltme seviyelerini barındıran alandır. 382 ile başlayıp 1 ile sonlanan şu dikdörtgenimizin içi. Bu herhangi bir yerden dönebilir. Elbette bunun da nasıl ölçeceğini çeşitli formasyonlarla ya da bir önceki dalgalara bakarak ölçmemiz mümkün olacak. Fakat şu anda elimde sadece bu dalga var ve düzeltmesinin şuralara olabileceğini öngörüyorum. Varsayalım 0.5'ten döndü bu hareket, aşağılara gidiyor. Bu sefer de aşağıdaki şu bölgenin fiyata destek olmasını bekleyeceğiz. Neden? Çünkü trend yönüne yeni bir impulsif hareket geldi. Bu hareket varsayalım burada kapanış yaptı. Şurada kapanış yaptığında buraya Fibonacci'mizi zaten çekmiştik. Düzeltmenin 0.5'te sonlandığını, yeni bir impulsif hareket başladığını ve bu harekete direnç gösterebilecek Fibonacci'nin extension seviyesinin 272 olduğunu bir çırpıda söyleyeceğiz. Orası kırılırsa 414, orası kırılırsa 618 seviyesi, pek tabii ki daha aşağılara kadar da devam edip bir seviyelerini görebilir. Hatta trend çok güçlüyse daha da ilerlere gitmesi mümkün. Peki Fibonacci extension'ı gördük. Ne dedik? Trend yönüne devam ederse acaba nereye? Bunu ölçmeye çalıştık. Bunu göstermeye çalıştık. Tanımlara dikkat edelim. Impulsif bir hareket, düzeltmeden bağımsız bir şekilde çektiğimiz Fibonacci'ye göre oluşan seviyeler extension seviyeleri. Impulsif bir hareket, düzeltme boyunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. İsterse 786'ya kadar gidip oradan dönsün, extension seviyelerim değişmez. Trend yönüne bu hareket devam ederse acaba nerelere kadar gidebilirin bize bir öngörüsünü verir. Inversion'ı anlatacağım. Aynı grafik üstünde devam etmek istiyorum. Bu hareket düzeltmesini buraya kadar yaptı. Tamam. Yeni hareketim yukarıya kadar gitmedi. Geldi şuralarda kaldı. Ve akabinde trend tersine bir hareket gerçekleşti. Hatta şu kadarcık kalsın şöyle. Minik bir hareket kaldı burada. İlk çektiğimiz Fibonacci'yi yine hiç ellemiyoruz. Bu sefer ayarlardan Fibonacci'me 1.272, 1.414 ve 1.618 seviyelerini, bir de en aşağıya 2 seviyesini dahil ediyorum. Dikkat edersek seviyeler aynı, sadece birileri eksi 0 ile başlıyor, diğerleri 1 ile. 272, 414 ve 618. Extension'da eksi 0 ile başlar. 272, 414, 618. Inversion
seviyeleri 1 ile başlar. 1.272, 1.414, 1.618 olarak devam eder. Tanımımızı yapalım. Trend tersine gerçekleşen hareketlerin bir önceki dalgaya göre acaba nerelere kadar gidebiliri? Ölçtüğümüz, bu konuda bize öngörü veren Fibonacci seviyeleri, Fibonacci inversion seviyeleridir. Ve beklediğimiz şey, trend tersine gerçekleşen bu hareketin 272'den, 414'ten veya 618'den destek alarak en azından bir düzeltme yapmaya başlamasını beklemektir. Son çizdiğim dalgayı bir sileceğim. Benim bir hareketim vardı. Fibonacci'mi çektim, düzeltmeleri ölçmeye çalıştım. Düzeltme varsayalım çalıştı. Hareket yukarıya devam etti. Acaba nerelere kadar gidebilir? Extension. Hayır, trend yönüne devam edemedi. Minicik bir hareket olarak kaldı ve trend tersine gitmeye başladı. Burada bu minik hareket hiç olmayabilir. Bu hareket bir kere de direkt aşağıya gidip de kırabilir. Yine inversion bakacağız. Problem değil. Ne dedik? Trend yönüne değil de trend tersine gerçekleşen bir harekette de yine aynı Fibonacci'm, hiç onu ellemiyorum, aşağıya inversion seviyelerimi dahil ettim. Bu dalganın nerelere kadar gidebileceğini bana gösteren seviyeler inversion seviyeleridir. Kutularımın renklerine lütfen dikkat edin. Bunu yeşil çizdim. Çünkü aşağı giden bu dalgaya şu seviyelerin destek olmasını bekleyeceğim. Destek olup fiyatı en azından bir düzeltme yapmaya zorlamasını bekleyeceğim. Bir de düşen harekette aynısını söyleyelim. Aşağı yönlü hareketim vardı. Düzeltmesini yaptı. Trend yönüne devam ederse extension seviyelerimin destek olmasını bekledim. Peki bu hareket şurada şöyle kısıtlı bir hareket olarak kalsaydı ve bu yukarı yönlü bir harekete başlamış olsaydı, o zaman hemen şu Fibonacci'me de inversion seviyelerimi dahil ediyorum. 272, 414, 1618 iki seviyesinde koyacağım buraya. Tamam diyeceğim. Yukarıdaki dikdörtgenime buraya ekleyeceğim ve rengini de kırmızı yapacağım. Aşağı yönlü bir hareketim vardı. Hemen bir Fibonacci çektim. Düzeltmesini ölçtüm. Fakat düzeltme böyle sınırlı kalmadı. Biraz minik hareketler yapıp trendin tersine yeni bir impulsif hareket gerçekleştirdi. Bu hareket buralarda kapanış yaptığı anda şu tepenin üzerinde artık yeni bir tepeye sahip olduğum için trendimin rengi değişti. Yeşile döndü. Fibonacci'mi hiç değiştirmedim. Yerinden kıpırdatmadım. Inversion seviyelerimi dikkatle izlemeye başladım. Çünkü beklediğim şey burada 1.272'nin fiyata öncelikle direnç göstermeye çalışması, o kırılırsa 414, o kırılırsa 1.618 seviyelerinin fiyatı tutmaya çalışmasını bekleyeceğim. En azından trendi değiştiren şu yeni harekete bir düzeltme yaptırmasını bekleyeceğim. Direnç gösterecek ve fiyatı aşağıya itecek. Planlarımı buna göre yapacağım. Hadi şimdi biraz grafik bakalım. Şuradan bir başlayalım. Çok net bir yukarı hareket var. Tepeleri kırmış geçmiş. Dolayısıyla trendimin rengi yeşil. Kalınlaştıracağım bunu. Akabinde bir düzeltme yapıyor. Sonrasında trend yönüne tekrar bir impulsif hareket gerçekleştiriyor şu şekilde. Şimdi buraya Fibonacci'mizi bir koyalım. Bakalım ne gerçekleşmiş burada. Hareketin başladığı yere ve hareketin bittiği yere tıkladım. Fibonacci'mi çektim. Düzeltmeyi kaça yapmış? 0.5'e yapmış. Buraya normal şartlarda ben öğrenci arkadaşlarıma şunu yazdırıyorum. Red 0.5 diyorlar. Red retracement, yani düzeltmenin kısaltması. Dikkat edelim. Hiç Fibonacci'yi yerinden kıpırdatmıyoruz. Sadece birazcık uzatacağım. Biraz aşağıya kaydı galiba. Problem değil. Şöyle yapacağız. Burası da nedir? Trend yönüne gerçekleştiği için. Trendim yeşil. Rengim değişmedi. Hala yeşil. Trend yönüne gidiyor. Şunu bir kopyalayıp çoğalttırıyordum. Sonra buraya da diyordu ki benim öğrenci arkadaşım EX'te 272. Eksi 0.1. Çok önemli değil. 272 extension yaptı. 272 inversion yaptı deyip geçiyoruz. Bu şekilde etiketlemelerini isterdim. Hem yazarken daha da kolay öğreniyorlardı. Peki devam edelim. Şu aradaki hareketi neden almadık? Bakın ben tabii gözle onu tespit ettim de 382'ye temas yok. O yüzden onu almadık. Şimdi Fibonacci'mi son impulsun, son hareketin başladığı yere ve son hareketin bittiği yere tıkladım. Düzeltmeyi nereye yapmış? 0.618'e kadar yapmış değil mi? Değebilmiş mi? Değmemiş. O zaman 0.5'e yapmış diyeceğiz. Yeni hareketim şu. Bunu götüreceğiz. Red 0.5'i buraya koyacağız. Bu düzeltmeden sonraki hareketleri hemen ufaktan ekledim grafiğe. Şöyle bir silelim. Bu bir impulsif hareket değil. Bazen kafalar karışıyor. Hocam sadece impulsif hareketlere Fibonacci çekmiyor muyduk falan. New structure high derler buna. Şuraya bir çekelim. Buradan buraya. Nerelerin çalıştığını görebilelim diye Fibonacci'mi şöyle uzattım. Extension seviyelerime şurada dikkat edelim. Düzeltmeyi nereye yaptı?
618'e. Buraya ne yazacağız? Red 618. Buraya ne yazacağız? EXT 618. Şu hareket düzeltmesini 618'e yaptı. Yukarı yönlü harekete EXT 618'e kadar devam etti. Bu bir impulsif hareket değildi. Farkındayım. Omuz baş omuzdu. Onun da farkındayım. Sıradaki impulsif hareketimize çekiyoruz. Şu seviyeleri görebilirim diye çektiğim Fibonacci'yi şöyle bir uzattım. Ne yapmış düzeltmesini? Red 0.5 yapmış. Extension seviyem neresi şimdi? Şu seviyelerin içi. Ne tutmuş fiyatı? Yine extension 618 fiyatı tutmayı başarmış. Onu düzeltme yapmaya zorlamış. Peki düzeltme yaptırabilmiş mi? Fibonacci'mi kaldırıyorum. Yeni Fibonacci son harekete çekiyorum. Şunu yapsam ucunu tutar mı? Şimdi kaldıralım bunu, bizi oyalamasın. 0.382 düzeltmesini yaptırdı. Biraz daha uzatacağım bunu. Yukarı devam ederse şu seviyelerin direnç olarak çalışmasını bekliyordum. 618 EXT 618 yine fiyatı tutup aşağıya itmeyi başardı değerli kardeşim. Şu harekete çektiğim Fibonacci kafanızı karıştırmasın. İmpulsif hareketlere çekilir, doğrudur. Burada başlayan new structure high diyeceğiz buna. Yukarı hareketin muhtemel ilk tepesi. Tabi bunu fiyat şuradayken tahmin etmek çok zor. Ama artık şurası kırıldığında şu mumla birlikte ya burası NSH'mış galiba deyip Fibonacci'yi buraya çekebiliriz. Fibonacci'yi oraya çektikten sonraki düzeltme ve ondan sonraki extension'ı beklemek bizim en doğal haklarımız. Bir tanesi olur. Burada güzel bir hareket yakaladık dolayısıyla. Bu örnek rastgele denk geldi ama güzel denk geldi. Şunu da şöyle bir ekleyelim. Şuradan başladık. 0.5 düzeltti. 272'ye kadar gitti. 0.5 düzeltti. Burası düzeltme olarak kaldı. Burada bir bocaladı. Bir trend dönüş gibi yaptı. Düzeltme hareketlerinin içerisinde bir trendin dönmesiyle birlikte ters omuz baş omuz. Bu dersin konusu değil, problem değil. Ama NSH olduğunu şurada fark ettim. Buna Fibonacci'mi çektim. Düzeltmenin 618. Devam eden hareketinde extension 618 olduğunu gördüm. Son hareketimizde 0.5'e 618 EXT yaptı. Sıradaki hareketimiz 0.382 düzeltmesiyle birlikte tekrar EXT 618'i gerçekleştirdi. Peki düşen harekette bir şey yakalayabilir miyiz? Şu bir düzeltme, bu onun düzeltmesi, bu aşağı hareket. Şöyle yapacağız. Trendimiz şöyle olsa bu onun düzeltmesi diyeceğiz. Ve burada hareketim benim artık kırmızıya dönecek gibi duruyor. Bu onun düzeltmesi. Bu da tekrar bir kırmızı olarak karşıma çıkacak. Şurayı da çizelim. Şöyle biraz uzatacağım. Bu harekete Fibonacci çektim. Neden? Şu düzeltmeden sonra şu hareketle birlikte trend tersine gittiğini gördüm. O zaman burası bir NSL olabilir dedim. New Structure Low. Trend dönmeden önceki son diptir. Yüksek diptir o. Çok da önemli değil. Fibonacci'mi çektim. Düzeltmenin 618'e yani red 618 olduğunu gördüm. Trend tersine gerçekleşen hareketin EXT 272'de sonlandığını gördüm. Bir tane inversion bulmaya çalıştım. Inversion'da bulduk. Şimdi şu hareketten sonra gelen bu impulsif hareketim rengi yeşil. Buyurun, bu da inversion örneği. Bu hareketimin rengi ise kırmızı. Bu hareket neden yeşil? Hemen gösterelim. Çünkü şu tepelerin üstünde kapanışlara sahip, şu tepeleri kırıp geçen bir itki hareketi, yükseliş yönlü bir hareket. Peki bu hareketim neden kırmızı? Çünkü benim son dibimin altına kıran ve kapanışlar gerçekleştiren bir itki hareketi. Bir başka deyişle buna çektiğim Fibonacci'yi aşağı yönlü kırdı. Yani burada benim destek olarak çalışmasını beklediğim düzeltme seviyelerinin hiçbirisine tutunamadı. Şu seviyenin aşağıya gide gide orayı da kırdı geçti, en aşağıya gitti. Peki orayı kırdıktan sonra hangi seviyeye kadar gitti? Trend tersine gerçekleşen hareketler nereye kadar gidebilir? Inversion seviyelerini bekleyeceğim. Inversion seviyelerinin destek olarak çalışmasını isteyeceğim. O seviyeler 1.272, 1.414 ve 1.618 seviyeleriydi. Buyurun burada bakıyoruz. 1.618 seviyesini fitille geçmiş ama kıramamış, mum kapanışı yapamamış ve fiyat tekrar yukarıya devam etmiş. Peki çok güzel bir örnek oldu bu. Onun peşinden nereye gidiyor? Dikkat et. Bu sefer son Fibonacci'mi kırıp buradan yukarıya gidiyor. Onu da hemen çizeceğim. Ve trendimin rengini ne yapıyor? Yeşil yapıyor. Fibonacci'mi sildim. Bu seviyeyi çalışmadı destek olarak sildim ama bu seviye INV diye kısaltılıyor da. Onu da şöyle yazalım. Inversion 618 bunu tuttu. Inversion dediğimiz anda
Bir önceki dalgaya göre trendin tersine gerçekleşen harekette Fibonacci'nin inversion seviyelerinin çalıştığını anlayacağız. Peki benim son hareketim hangisi? Bu. Çekiyorum Fibonacci'yi. Nereye çektim? Hareketin başladığı yerden hareketin bittiği yere çektim. Fiyat trendin tersine, şuralarda düzeltme yapmasını bekliyordum. Dikdörtgen de göstereceğim. 382 ile 1 seviyesi arasında fiyatın dirençle karşılaşıp, bunu da kırmızı yapacağız, dirençle karşılaşıp aşağı yönlü hareketine devam etmesini bekleyecektim. Beklentim bu yöndeydi. Oldu mu? Olmadı. Ne yaptı? Bir seviyesinin de üstüne çıkarak son hareketin tersine bir hareket gerçekleştirdi. Nereye kadar gitti? 414'e kadar gitti. Biz bu hareket şuradaki kapanışları yaptığı anda trend tersine hareket gerçekleşiyor galiba deyip bu Fibonacci'mizin şu seviyelerini direnç olarak çalışabilir diye düşünüp şu şekilde zaten grafiğimize dahil etmiştik. Dikkat edelim, ilk önce 414 fiyatı tutmaya çalıştı. 414'te bir daha tutulmaya çalıştı. 618'in üstüne atmaya çalıştı. 272'ye kadar sağladı. Yani şu gördüğümüz aralıkta fiyat acaba yukarı mı gitsem yoksa aşağı mı gitsem diye düşünmekte. Peş peşe iki tane inversion yakalamış olduk. Bu da güzel bir örnek oldu bizim için. Size ufak ufak hareketler çizeyim. Onlara Fibonacci'ler çekip öğrendiklerimizi pekiştirelim. Peki benim hareketim hangisi? Bu. Şu onun düzeltmesi. Bu trend yönüne gerçekleşen, devam eden hareket. Trend yönüne gerçekleşiyorsa ne ölçüyoruz? Extension. Hemen bunu tıkladık. Hareketim yukarı. Düzeltmesi 0.5'e. Yukarı devam ettikten sonra nereye gitmiş? 414'e varamadan 0.272 direnç olarak çalışmış ve fiyatı aşağıya itmeyi başarmış. Peki. Şurada uçuk bir örnek var. Şurası bir düzeltme seviyesi mi? Hemen ona bakalım. Evet, düzeltme seviyesi 0.5'e kadar düzeltmiş. Aşağıya devam ederse nerenin çalışmasını bekleyecektik biz? Şu bölgenin çalışmasını bekleyecektik. Hemen işaretleyelim. Şu bölgenin, şuranın fiyata destek olmasını bekleyecektik. Fiyat hakikaten trend yönüne devam etmiş mi? Aşağı yönlü. Evet, devam etmiş. Peki nereye kadar gitmiş fitil? -1 seviyesinin dahi aşağısına sarkmış. Ama ne olarak? Fitil olarak sarkmış. Muhtemelen haber mumudur. Kapanış nerede? 618 seviyesinin tam üzerinde. Bunlar sihir değil elbette. Fibonacci'nin hiçbir seviyesi bence sihir değil. Bu tool'u kullanan dünya üstünde bir sürü trader var. Bir sürü teknik analist var. Bu analistlerin bu seviyeleri dikkate almasından kaynaklanıyor bu şekilde çalışıyor olması. En azından ben öyle düşünüyorum. Bir hareketim var. Bunlar hep yeşil kaldı ama trend rengi olarak düşünmeyin. Hareketi göstermek için böyle çizmeye gayret ediyorum. Düzeltmesini yaptıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Fibonacci'mi hareketin başladığı yerden bittiği yere tıkladım. Düzeltme 618 seviyesine kadar olmuş. Yukarı yönlü hareket direnç gösteren bölge extension seviyelerimin olduğu bölgenin ilk seviyesi, yani 272 seviyesi fiyata direnç gösteriyor ve fiyatı düzeltme yapmaya zorluyor. Peki güzel, düzeltme yapmaya zorladın. Teşekkür ederiz. Benim son impulsif hareketim. Ona Fibonacci çektim de neler oluyor? Hemen ona bakalım. Buraya bir Fibonacci çektik. Biraz da uzattık. Düzeltmesini 0.5'e yaptı. Yukarıda bana direnç olarak çalışmasını beklediğim bölge hangisi? Extension. Bu ders retracement, extension ve inversion. O yüzden cümlelerimi sürekli bana direnç olarak çalışmasını ya da bana destek olarak çalışmasını beklediğim bölge neresi diye kuruyorum. Çünkü konumuz bunlar olduğu için ilerleyen aşamalarda teknik analizin çeşitli enstrümanlarını kullanmaya başladıktan sonra bize destek veya direnç olarak çalışmasını bekleyeceğimiz çok bölge var. 272'yi burada gördük. Örneğin şuraya bakalım. Şu fraktal mesela. Destek direnç videosunu hatırla. Bu fraktalın bize direnç olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Bu direncim benim zaten grafiğimde ekliydi. Bir de öyle düşün. Akabinde bir de son hareketin 272'sini gördüm. Yani cross analiz yaparak bunları tespit edeceğiz her zaman. Ama bu dersimizde sadece retracement, extension ve inversion bakıyoruz. Şurada bir hareketim var. Fiyat aşağıya devam ediyor. Çekelim Fibonacci'yi, nereye kadar devam ediyor görelim. Çektik. Yaptığı düzeltme yapmasını bekledim ama fiyatı aşağıya kırdı. Nereye kadar gitti? 618 seviyesine kadar gitti. Dalgalarım şunlar. Yukarı, aşağı. Düzeltme yapmasını bekledik. Fiyatı tutmasını bekledik. Bir seviyesini kırdı. Yukarıya giden hareketim trend tersine devam etti. Gittiği yer neresi? Gittiği yer 618. Inversion burası da. Inversion seviyesi. Peki.
Beni bıraksan ben sabah kadar çizerim bunları böyle. Ama bir yerde de videoyu artık sonlandırmak gerekiyor. Çok çizen çabuk görür. Bunları açıp çalışıp ondan sonra kendin tek başına grafiği açıp dalgaları tespit edip Fibonacci'leri çekmen, düzeltmelere, extension'lara, inversion'lara bakman senin faydana olacak diye düşünüyorum. Takıldığın yer olursa bana ulaşabilirsin. Yorumlar kısmına yazabilirsin. Yanıtlamaya gayret ediyorum. Birebir yanıtlayamasam bile bakıyorum ki o soru çok geliyor. Kafalar karışmış. Ona yönelik ilk bir video çekebilirim. O zaman veda vakti. Kendine iyi bak değerli dostum. İzlediğin için teşekkür ederim. Hoşça kal.